hafif de açı yapıyorum ki sahteyi dokundura dokunana da doğaçlamak için dipte. Bakın aldım yine. 500'lük makine. Evet, bu da iri. Çünkü doğal. Çok iri değilmiş. Shank EVG LE No 4. 6 da olur. Ama No 4. Bakın iğne yukarı bakacak. Yani lidere doğru, yukarı doğru, ana gövdeye doğru. Bu iğneyi de taktıktan sonra klipsi kapatıyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine bir gece hava yapmaya karar verdim. Yürüyüş yapıp. Yanıma da Dragon. Surnaya'nın Dragon serisi S532 ULE'yi aldım. Bu kamış arkadaşlar 160 cm uzunluğunda, 70 gram ağırlığında, 1.7 gram atarlı bir kamış. Şöyle bir mantar sapı var. Tüm Dragon serisi kamışlarda olduğu gibi güzel bir yatağı var. Kısa. Birçoğunuz için çok kısa. Ama bu tür bir av için 160 ve 180 gram santimetre uzunluğundaki kamışlar gayet uygun arkadaşlar. Sadece 70 gram. Gayet parabolik. Gayet değerli toplu. Çin SIC halkalar. Ve Surnaya'nın güzel tasarımı. Bence 10 numara bir kamış fiyatına göre. Tatlı suda küçük kaşıklar, plastikler, küçük balık, silikon balıklarla avlanabilirsiniz. Denizde birazdan yapacağım gibi silikonlarla kayalık balıklarını avlayabilirsiniz, istavrit avlayabilirsiniz. Bu da benim Solonyak Mini Organizer, medium boyu. Zaten sosyal medyada beni takip edenler almaya başladılar bu ürünü. Bence çok mantıklı. Fiyat performans. Yürürken ağırlık yapmayacak cinste. Çok güzel tasarlanmış bir çanta. Bakın Surnaya'nın etiketleri. Çantayı şöyle organize ettim arkadaşlar. İki tane kemer kolonu var. Şurada bir tane asma halkası var kumaştan. Buraya benim mini gripper'ı taktım. Biliyorsunuz sahte kutumdan temin edebiliyorsunuz. Bu tarafına da arkadaşlar bu Daiichi Seiko'nun pinky düğümü atma. İşte iğneden misine geçirme ve şu keski aleti şık. Ve bir de benim makasım. Daha doğrusu pensem. İğneyi balığın ağzından çıkarmak için. Bunu da şöyle bir helezon kordona taktım. Çantanın içi böyle. Bu yukarıdan girdiğinde şu şekilde duruyor içinde. Fermuarını hafif açık bırakıyorum şöyle yukarıda. Balık geldiğinde şöyle dökülmeyecek şekilde. Hop çekiyorum. İşimi yapıp İçinde şöyle yerine takıyorum ve devam ediyorum hava. Böyle bir şey. Bugün arkadaşlar en klasik silikon avını yapacağım. Zime'nin orta boy paketleri çok rahatlıkla bu çantaya giriyor, 3-4 tanesi. ST Grubs yeni çıktı bu, geçen yıl çıktı. Orak kuyrukluların en son modeli. Halkalı su tutan bir yapısı var. Şöyle motor oil rengiyle başlayalım ya da dirt oil'dır bu. Böyle karışık paketler yapıyoruz biliyorsunuz Zeeman'de ki deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz diye. Bakın kopmaz plastik, son derece yumuşak. Şurada halkaları var suyu tutan. Çok zarif bir orak kuyruk. Bu orak kuyrukları Türkiye'de balık tutmaz diye yıllarca millet ne satmış, ne tanıtmış,
Çok acayip milletiz. Halbuki yurt dışında ilk çocuklarına silikonlarla av öğretirken ilk öğretilen silikondur. Geçen avdan kullandığım Shank EVG LE No 4. No 2 de olur ama No 4 70 mm'lik bu sahteye baktığınızda küçük gibi gelse de şu bölümü çok küçük arkadaşlar. Yani bu 30-35 mm etli bölümü. Kuyruk bölümü çok fazla. Ve kuyruğunda da kesikler yapmışlar böyle ki iyice aksiyonu şey olsun. Orak kuyrukları iyi çalıştırmak için akıntıyı ve sudaki devinimi çok iyi kullanmak lazım arkadaşlar. Ve doğru ağırlıkta zoka ya da mafsallarla kullanmak lazım. Bakın şurada gözü var çantanın. Gözünün içine koyuyorum şeyi. Geçen avdan zaten klipsimiz vardı. Bunu böyle kullanacağım. Şimdi makinamıza geçelim. Arkadaşlar bugün yanıma FS500 makineyi aldım. FS500, FS serisinin küçük boyu. 165 gram. 500'lük bir makine adı üzerinde. Şöyle bir yan destek. Yine Surnaya'dan. Ama bu sefer makineye 0.4P'ye sardım. 0.4P demek 6LB. Yaklaşık 3 kilo çeker demek. 2.7. 0.4 benim için ve bence LRF için sınır. En üst seviye kalınlıkta. Hiç gerek yok böyle bir avda. Ama hani denemek ve size anlatım yapmak için bunu seçtim. Surnaya'nın H4 serisi LRF iplerinden 4X ve 0.16 lider bağladım buna. Böyle 160-180 santimlik kısa kamışlarda son derece dengeli takım kurmanız için yeterlidir. Bakın yatak ne kadar zarif ve kapandı. Çok şık oldu. Loves to fish. Balık tutmayı seviyorum yazıyor üstünde de. Bu kamış arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 halkalı. Çünkü kısa bir kamış. Şöyle misinamızı geçirelim liderimize. Bugün geçen günden farklı olarak sudaki devinim az. Akıntı çok az yani. Suda devinim az olduğu zaman arkadaşlar balığın avcılığı azalır her zaman. Onun için avlandığınız günlerde tabi öyle bir lüksünüz yok genelde biliyorum ama suda hafif bir çalkantı, hafif bir devinim olması av veriminizi son derece fazla arttıracaktır. İskorpitte dahi. Evet. Lafı çok uzatmadan 2 gramdı bu galiba ya da 2,5 gram mafsallı ağırlık siyah renk. Hemen daha önce bağlamışım bu lideri. Uninot'la şöyle bir halka yapıyorum arkadaşlar. O halka yarattığım halkayı kendi içerisinde 3-4 kere döndürüyorum. Bu arada bu tür sunumlardan, anlatımlardan hoşlanıyorsanız, bu kanalı ilk kez takip ediyorsanız ıslatıyorum. Her düğümde ıslaklık yapmak lazım. Çünkü misinaların en zayıf noktası ısınmaya karşı zayıf olmalarıdır. Isındıkları zaman koparlar arkadaşlar ya da güçleri azalır. Sahteyi nasıl uyguluyoruz? Shank EWG EVG geniş ağızlı offset iğne. Kafadan giriyoruz arkadaşlar. Hemen girdikten sonra çıkıyoruz. Bakın kopmaz plastik bu. Zeeman'ın en büyük özelliği 10x esneyen kopmaz plastik olmasıdır. Şöyle çıkacağı yeri tayinliyoruz. Bakın tam kuyruk yerine geldi zaten. Halkalı gövdesi hem suda yavaş hareketi sağlar hem de suyu tuttuğu için vibrasyon yaratır. Balığı çeker. Böyle bir sunum.
Hadi başlayalım. Arkadaşlar çantamız şöyle. Bu arada merak eden arkadaşlar için Decathlon'la hiçbir alakam yok. Sadece çantayı beğendim. LRF'ye uygun olacağını düşündüm. Mesela bugün kemerimi takmamışım arkadaşlar. Ama kemer kopacağı var ya. Şöyle kemer kopacakları. Buraya çapraz takılabilir. Yani şimdi düşündüm bunu. Şöyle çapraz takıp buraya geçirirsek. Buradan da çapraz takıp diğer tarafa geçirirsek. Bu yine gayet güzel. Önümüzde ya da yanımızda durur. Evet, çantamız hazır. Güzel bir ufak bohça gibi önümüzde. Makasımızı çıkarmaya hazırız şu şekilde. Evet, sıramıza başlıyoruz. Yani fazla malzeme taşımaya hiç gerek yok yanımızda. Zaten bir avda kullanabileceğiniz sahte ya birdir ya ikidir. Bilemediniz üçtür, o kadar. Dolayısıyla acayip acayip malzemeleri yanınızda taşımayın derim. Ama dinler misiniz bilmiyorum. Ben diyeyim de. Suda hareket az. Evet. 0.4P normalde benim kullanmadığım bir kalınlık. 0.3P yeterlidir. 0.3P 0.09'dur. 0.4P 0.10'dur milimetre. 0.2P de 0.08'dir aşağı yukarı. Çeker olarak da 0.2P 2 kilodur. 4 lb. 0.3P 6 lb'dir. 3 kilodur. Ve 0.4P de bıraktı. Hemen ilgi duyuyorlar. Orak kuyruklu kurtlar arkadaşlar dip balıkların en çok sevdiği şeydir. İskorpit avlayacaksanız ilk deneyeceğiniz, öğreneceğiniz sahtedir. Küçük saplı, kısa saplı, kısa bir kamış böyle yürüyerek avlarda size büyük avantajdır. Aynı kamışı dere boylarında çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tatlı su meralarınızda kullanabilirsiniz. Bir bilek hareketiyle çok rahatlıkla sahtenizi bakın küçücük iskorpit hemen atladı. Orak kuyrukları asla ve katıyan dayanamazlar arkadaşlar o iskorpitler. İskorpit kandırmanın en kolay yoludur. O kadar küçük ki ağzını göremiyorum. Sallarken dikenleri elime dokundu. Ne oluyor? Çarpan falan diyorlar arkadaşlar. Bu tür hayvanlara ya da ısırıklara tepki veren vücutlarda etki yaratabilir ama bende falan çok fazla yaratmıyor. İskorpitin böyle arı sokması gibi bir etkisi var. İğnelerin uçlarında hafif bir zehir var diyelim. O da tabii eli rahatsız ediyor. Mesela bakın şuraya dokundu. Hafif böyle bir şey var. Hafif bir sızlama oluyor ama elektrikle çarpma gibi bir şey değil yani. Ama tabii ki tavsiye etmiyorum tutmanızı. ...0.4P ip arkadaşlar
yaklaşık 3,5 kilo çekere sahiptir. Bu 3 kilo ama genelde 3-3,5 kilo arasıdır. Yüksek yani. Böyle bir avcılıkta 3,5 kilo çekere ihtiyacımız yok. Ve bize dezavantajı büyük. Çünkü böyle yaptığımız zaman sahtemizi daha yavaş suda dolaştırmak durumunda kalıyoruz. Dibe daha yavaş iniyor. Hareketler daha yavaşlıyor. Çok dezavantajı var yani. Dipteyim. Hafif de açı yapıyorum ki sahteyi dokundura dokunana da dolaştırmak için dipte. Bakın aldım yine. 500'lük makine. 500'lük makine olarak şahane bir makine arkadaşlar. FS serisi, Jaguar. Bakın kocaman iskorpit. En sevdikleri şey böyle boru kurtlarıdır iskorpitlerin. Bakar mısınız? Ve şeyli havyarlı hayvan. Teşekkür ediyoruz. Maşallah. Bakın sunum bu. Kopmaz plastik. Zaten kaymaz. Offset yine de çok. 2 gram, 2,5 gram, 3 gram mafsallı ağırlık arkadaşlar. Dibe batırıyorsunuz. Zaten dipteki devinim, sudaki, sahtenin gerçek olduğunu gösteriyor, zannettiriyor balığa. Bakın dipteyim. Burası 2,5-3 metre bir derinliği var. Böyle minimalist kamışları seviyorum. LRF'nin özü bu. Yani öyle 2,20'lere, 2,30'lara hiç gerek yok. Sakın. Ancak elim gerekiyor falan diyorlar ya. Elim gereken yerde avlanmayın arkadaşlar. Yani en güzel çözümü o. Ne kadar uzun kamış o kadar hissiyattan uzaklaşma demek. Sadece orta seviye ve üst seviye kamışlarda o hissiyatı koruyabiliyorsunuz. O da bir maliyete sahip tabii. Küçük. Minnak. Biliyor musunuz ne kadar küçük hayvan? Bakın çantamdan şöyle çıkardım makası. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz tabii Emre. Görüyor musunuz diye sorup durma. Görüyorlar tabii. Hadi bırak. Vay namussuz. Açmıyordu ağzını. Evet, düşürdük. Bakın yine aynen çantadaki yerine sokuyorum. Bu kadar. Sahtemizi göstereyim. Biraz ilerliyorum, devam. Evet. Niye burada avlanıyorsun abi? Burada sahilin kenarına sandalye koymuyorlar arkadaşlar. Herhalde Cumhurbaşkanlığı köşkü olduğu için oturtmuyorlar oraya. Bu da bana avantaj. Şimdi ben burada konuşup kendi kendime deliler gibi video çekemezdim. Kayıt yapamazdım. Bakın dibe takıldı. Terse yürüdüm. Ve ters yönden, girdiği yönden kurtardım. Burası çok sığ. Sahtemizi yerine itiyoruz yine. Mesela demin dokunduğu yer rahatsız ediyor mesela. Yani derinden bir sızı yapıyor. Aklınızda olsun. Ha böyle acayip bir acı değil ama böyle rahatsız eden bir sızıntı, derin bir sızıntı. Çarpar dedikleri o yani.
ufak dokunuşlarla süzülmesini sağlıyorum sahtenin ve yeniden bakın aldım. Ve yeniden dibe bırakırken atlıyor zaten. Düştü. Kayaların arası iskorpit ve kaya balıkları. Burada iskorpit. Güneyde olduğunda levrek, mırmır, karagöz, çupra. Yani o önemli değil. Mühim olan bu tür sahtelerle nerede neler yapabileceğinizi görmeniz. Şimdi istavritler küçüldü. Kimse istavrit tutamıyor. İstavrit videosu YouTube'a gelmiyor pek İstanbul'da. E ne yapacaksınız? LRF yapmayacak mısınız? İşte bu da LRF'nin bir başka tadı. Burası yarım boy arkadaşlar bu arada. Bakın süzülmesini sağlıyorum. Ve yeniden konduruyorum. Süzülüyor. Bu arada dirt oil ya da motor oil. Motor oil değil bu. Dirt oil galiba. UV'li, glow'lu yani bu. Gece görünebilir renklerden. Şöyle biraz daha açığa atacağım. Bakın tek bilek hareketiyle istediğim noktaya atabiliyorum. Boşluğu bırakıyorum. FS500. Çok şık makineler bunlar. Tam böyle 1 gram, 2 gram, 2,5 gram, 3 gram zarif kaşıklarla tatlı suda, tatlı su kefali, kasna yani. Ve perch avı için. Oo, iri. İşte bu kadar. Gel gel gel. Bakın kalama aldı, iri. Maşallah. Bakın kamışla kaldırmıyorum, kaldırabilirim. Boşaltıyorum hafif. Eğiliyorum arkadaşlar. Elimle yukarı alıyorum. Böylece kamışa yük binmiyor. Hayvan zıpladığı zaman. Hayvan zıpladığı zaman kamışınıza zarar vermesin. Görüyor musunuz? Sonra buradan, şuradan makasımı alıyorum. Sonra iğnenin girdiği yer. Burada işte elinizi sıkı tutacaksınız. Öyle ürkmeyeceksiniz. Ürkecekseniz arkadaşlar elinizi tutmayacaksınız. Onun yerine işte bu mini grip var ya. Amma tasmalamış. İğneler çok sivri ve avcıdır arkadaşlar. Kurtardık. Bakın makasımızı yerine koyuyoruz. Mini grip de şu. Tuttunuz. Bakın makas. Yani bunun kullanım amacı bu. Kocaman iskorpit. Evet, 25-30 santim. Teşekkür ediyoruz. Ve bırakıyoruz. Bu mini gripi de şuraya takıyoruz. Bakın çantamız böyle. Şahane oldu. Aferin Emre, çok iyi düşündün. Sahtemiz bu. Hadi başka bir renge geçeyim. Bu renk çalışır her zaman. Denizde, tatlı suda, gece, gündüz fark etmez. Doğal kurt renklerinden çünkü. Devam. Bakın paketinde 8 adet var. Karışık pakette tabii hemen en güzel üç renkler var. Şöyle çıkaralım. Yerlerine koyuyoruz. Mesela bakın şunda da glow vardır. Bu Laguna Shrimp galiba şu. Bir de onu deneyelim. Çalışacağı kesin de. Yani burada profilin önemi büyük. Tabii ki renkler gözükecek ama renkten çok profil ve o profili hangi tempoda dolaştırdığınız önemli arkadaşlar. Şöyle iğnemizi alalım. No 4. Yeniden tekrarlayayım. Borm 401 LE No 4. Bakın bir daha tatbik ediyorum. Şuraya girip hemen çıkıyorum. Bakın kopmaz plastik. Kopmuyor. O küçücük parça bile kopmuyor. Onun için izleyeyim ben özel. Şöyle çıkacağı yeri tayin ediyorum. Ve çıkıyorum.
Sahte yumuşak ol. Bakın bu sahte sert olsa o iğne içinden sıyrılıp damağa girmez. Ama yumuşaklığı hem gerçekçilik sağlıyor hem de iğnenin çok rahat hareket etmesini sağlıyor. Boşluğu bıraktık, aldık. Makine 165 gram arkadaşlar. Gayet hafif bir takım oldu. 70 gram, 165 gram, 235 gram. Neredeyse Shimano yeni Sedona JK kadar ağır, hafif. Makine 215 grammış. Bu takım 235 gram. Nasıl? Evet, bu işler böyle. LRF'de arkadaşlar hafiflik önemli. Sahteyi göstereyim size. Şöyle biraz derine doğru atacağım. Dibe indi. Pi 3 kilo, 2.7 kilo şekerli arkadaşlar bu ip. Normalde 3.2-3.5 kilo arası şeker 0.4 pi ipler. Dipten hafif dibe dokundurup zıplatıyorum arkadaşlar. Bakın atlıyorlar, hissediyorum. Her an vantuzlayarak alır. Deminki büyük parça gibi olmadı. Bakın tek bilek hareketiyle attım. Görüyor musunuz? Şurası daha derin. Görünüyordur umarım ve çekiyordur. Kayıt oluyordur. Bakın küçücük kamış. Ama modern kamışlar artık böyle arkadaşlar. Küçük. Birçok istavrit kamışının çok kısa olduğunu görüyorsunuz. İyi markalarda. Bu hafta 34'da geliyor. Yeni Japon markamız. Ve onların sahteleri de geliyor ve kamışları da geliyor. Çantaları, kutuları gelmiyor. Çünkü kutu ithalatı sıkıntılı ama çözeceğim. Aldım. Oo, bıraktı. Çok iyi. Çok eğlenceli. Yani bunu bir eğlence gibi görün. Balığın ne olduğu çok önemli değil. Dibe indiriyorum. Hafif kaldırıp dibe dokundukça kayaların üstüne sürtüre sürte getirtiyorum. Hafif kaldırdım. Aldım. Görüyor musunuz? Bıraktı. Tüh. Yani bakın yine atladı, alamadım. Çok eğlenceli. Kaydırmışlardı saati, görüyor musunuz? İki kere atladılar. Devam. Burası bayağı sığ. Şu derinlerde çok iyi. Bakın derine doğru atıyorum. Boşluğumu alıyorum. Dibe indi. Devam ediyorum. Olmadı ama olabilirdi. Atladılar birkaç tane. Devam. Sahtemiz bu. Şahane sunum. Laguna shrimp. Shrimp dediğimiz karides. O pembeliği karidese benzettiriyor. Dibe iniyor. Bir daha. Mırmır da böyle alacaksınız. Dipte biraz daha uzun durmak gerekiyor mırmır. Aldım, görüyor musunuz? İşte bu kadar. Fena değil yine. Konu bu. Sahteyi canlı gibi gösterip yine iri. Görüyor musunuz? O derinlikteler. Derinlikten üstlerine gelen, önlerine düşen, teşekkür ediyorum. Karides, böcek, yengeç. Bunların peşinde şeyler, skorpikler. Yani meranızı okurken meradaki balığın neyle beslendiğini ve balığın türünü biliyor olmanız lazım. Varsayımlarla olmuyor. Aklıma gelmişken
Haftada Bir Balık diye bir kanal var yeni YouTube'da. Benim müşterilerden. Almış silim simimizleri. Gitmiş Karşıyaka sahile sanıyorum. İzmir'i bilmem ama. Sahilden tıkır tıkır çupralarını almış. Videosunu koymuş sitesine, bakın. Takibi alın. Hani diyorsunuz ya, Türkiye'de olur mu bu işler? İnanırsanız olur. Denerseniz olur. İnanmazsanız, denemezseniz, ön yargılarla devam ederseniz olmaz. Çupra dünyanın her yerinde aynıdır arkadaşlar. Aynı şeylerle beslenir. İşte herkesin yemle avlandığı, mamunla bilmem neyle avlandığı yerde silikon balıkla da doğru merada kandırabilirsiniz. O merada dikkat ederseniz, mera karışıktı. Suda akım vardı. Yani balığın av modunda olması için suda bir devinim olması lazım. Bir karışıklık, bir bulanıklık olması lazım ki silikonu canlı zannetsin. Çok önemli. Deneyin. Grapsları, silim simimizleri, silikon balıkları deneyin. Aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. O kesik kuyruklu gösterişli yapısıyla SD Grabs'ı dolaştırıyorum. Burası çok sığ. Ve takıldı gördüğünüz gibi. Boşluğa bırakıyorum. Misina'yla. Çok fazla takılmıştı. Kurtaramadım. Yapacak bir şey yok. Daldık. Hadi bir takımı değiştirelim. Bu sefer mesela cikarik yapalım. Ne dersiniz? Cikarikle yapalım. Bir tane klips L ya da evet L yeterli. UL'ye gerek yok. X-Snap. Buna bir tane. Çok uzatmayacağım ama arkadaşlar. Bir kez daha göstermiş olayım. Uninot. Düğüm atıyorum. Bu bizim takımın iğnesini, kurşununu tutacağı düzenek. Klips. 3-4 tur yeterli. Şu anda gözlüğümü takmadım. Islatıp sıkıyorum. Sonra kurşun kutularından birini açıyorum. Şöyle. 2 gram yeterli. Hadi kırmızı olsun. Bu bir. Hadi hafif olsun ya. Bir olsun. İki de olabilir bu. Gözüm görmüyor. Şöyle klipsimizi açıyoruz. 1 gram. Bakın 1 gram. Damla kurşuna. Bakın klipsi geçiriyoruz. Sonra iğnemizi alıyoruz. Bulabilirsek. Shank EVG LE No 4. 6 da olur. Ama No 4. Çünkü iskorpitin ağzı büyük. Onun için No 4. Bu Shank EVG'nin ekonomik modelleri de var. Yani adedi daha az olan modeli. Bakın iğne yukarı bakacak. Yani lidere doğru, yukarı doğru, ana gövdeye doğru. Bu iğneyi de taktıktan sonra klipsi kapatıyoruz. Şöyle. Bir tane sahte çıkaracağız. Şöyle. Bakın ST Grabs. Karışık paketten. Houdini. Miydi bu, neydi? Houdini olabilir bu. Yazarım altına. Bu da glovlu. Şöyle takıp kafadan. Sarı kırmızı oldu Galatasaraylılar. Hiç alakam yok futbolla. Şöyle. Şahane. Hadi bakalım. Kopana kadar. Değil. Sıkılmayın. Birkaç tane daha alacağım, bitireceğim arkadaşlar. ...160 santimlik.
kamışımız. Evet. Şöyle biraz aşağı doğru atıyorum yine. Bu şimdi daha yavaş inecek. 1 gram ya. Demek ki 2 gramdı. Şöyle misinamızda bir şey gördüm. Heh. Houdini rengi arkadaşlar. Çok önemli değil. Glow'lu olan herhangi bir renk çalışır. Atladı, alamadık. 1 gram oluyorsa 1 gram. Yani ne kadar azla hallediyorsanız o kadar iyi. Takılma şansı daha az. Bakın aldım bıraktı. Bu cikarik. Deminki mafsallı ağırlıkta. İkisi de olur. Şöyle bir sunum. Bakın tek bilek hareketiyle işlemi tamamlıyorsunuz. Çocuklarınız varsa onlar için de kısa kamış avantajdır boyuna göre. Hani ciddi balıkçılığı seven bir çocuğunuz var. Yine 160 santim. Takımı göstereyim. Bakın cikarik. Ne kadar sesli bir şehir burası ya. İnsan huzurla yürüyemiyor bile. E tabi balık da ürker bu sese. Durmaz yani burada çok doğasında yoksa. Onun için balık az kıyıda. Aldım. Hem de iri. O yavaş ve doğal sunum. İşe yarıyor. Gel gel gel. Titanik. Gel. Çok büyük değil. Çok küçük de değil. Teşekkür ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bir tane de alacağım. Videoyu tamamlayacağım. Yoruldum. Şöyle. Sığlıkta 1 gram. Yavaş sunum. Bakın. Işığın olmadığı yere atıyorum. Ben size göstermek için ışığı burada tutacağım. Tasmalamaya hazır. Vuruşu hissetmeye için de sürekli ufak dokunuşlarla kamışın ucunda ipe direnç yaratıyorum ki hem canlıymış gibi gösteriyorum hem de o direnç sayesinde teması devam ettiriyorum zeminle ve sahteyle. Vuruşu o an hissedebiliyorum o zaman. Yani boşluğu çok fazla bırakmamanız lazım. Hafif kaldırışlar, hafif oynamalar. Direnci devam ettiriyorum. Bu ip daha ince olsa o iniş daha hızlı oluyor işte düşük gramajda da. Yani ince ipin avantajı düşük gramajlarda da doğal sunumu ve hızlı avı sağlaması. İp kalınlaştıkça 0.4 T ince bir ip değil aslında. 0.10 mm yani sınır dediğim gibi. O zaman dibi bulmak daha geç oluyor. Av yavaşlıyor. Avın başındaki noktaya geldik. Bakalım bu derinlikte dibe indirebileceğiz mi? İndirirsek alırız zaten. Bakın iniyor şimdi. Yavaş iniyor ama. Ama 2 grama geçmeyeceğim. Çünkü videoyu bitirmek istiyorum. Son balık arkadaşlar. Dibe indik. Sadece vuruşu bekliyorum. O kadar doğal ki eğer dipteyse. Evet. Zeeman ST Grubs. Evet, bu da iri. Çünkü doğal. Çok iri değilmiş.
İşte bu kadar. Çantamızı açalım yine. Makasımızı çıkaralım. Tersten, sahtemizden kurtaralım. Şimdi bunu yakalayınca bir tane daha yakalama isteği geldi içimden. Ya takım kurulu. Şahane bir kamışla avlanıyorum. Çok güzel bir yem kullanıyorum. En sevdiğim takımlardan Cikarik. Kayalıkta tıkır tıkır ST Grubs'a bana balık veriyor. Daha ne isterim? Hadi son balık. Son diye diye. Bakın balık atlamış, alamamışım. Evet, son balık arkadaşlar. Şöyle derine doğru atıyorum. Yok. İstavrit daha büyük istavrittir. Daha büyük istavritler değil mi? Olabilir. Sen sahte mi atıyorsun? Ha, istavrit alıyor mu? Alır da istavrit daha küçük. Yani büyük altın değil işte. Ben büyük altın yapıyorum. Yok, iskorpit bu. Sağ ol. Korkunun zevki de başka ya. Paşam yoksa benim yaşlanma kutlara göre onu biliyorsunuz zaten. Bu da son balık arkadaşlar. Alınırdı sanki. Ha? Alınırdı sanki. Ha? Alınırdı sanki. Yok, ben bırakıyorum. Haksızlık etmem. Gafil avlamam. Yok, çok rahat yakalamak ya. Yemeyeceğim balığı öldürmem. Herkese rastgele arkadaşlar.